Herkese merhaba dostlar ben Ozan. Yine gayet faydalı bir video ile birlikteyiz. Bu videoda yeni bir telefon aldıysanız veya elinizdeki eski bir telefonla bu telefonu değiştirecekseniz hiç fark etmez. Android'den iOS'e veya iOS'ten Android'e tüm fotoğrafları diğer verileri taşımak nispeten daha kolayken WhatsApp mesajlarını bu iki platform arasında taşımak gerçekten zor olabiliyor. Bu noktada sizlere çok faydalı bir uygulamadan bahsedeceğim. Dediğim gibi sadece Android'ten iOS'e değil iOS'ten de Android'e WhatsApp verilerimizi rahatlıkla taşıyabileceğiz. Öncelikle açıklamalarda vereceğim linkten uygulamayı indirmemiz gerekiyor. Tabii ki uygulamayı kullanmak için de bir bilgisayara ihtiyacımız var. Hem Mac hem de Windows'ta sorunsuz şekilde çalıştığını da söyleyeyim. Şimdi bu aktarımı nasıl yapacağız? Tek tek adım adım birlikte gidelim. Ama videoya başlamadan başından sonuna kadar atlamadan dikkatli şekilde izlemenizi öneririm. Herhangi bir adımı kaçırırsanız yapamayabilirsiniz. Siteye girdiğimizde uygulamanın basit bir özeti ve indirmemiz için bir link de bulunuyor. WhatsApp'ı yeni iPhone 14'e aktar yazıyor fakat sadece iPhone 14 olmasına gerek yok tüm Apple ve tüm Android cihazlar içinde de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Sadece WhatsApp değil WhatsApp Business uygulamasından da verileri aktarabileceğiz. Ayrıca Android'den Android'e WhatsApp verilerini de taşıyabilirsiniz. Ben burada Android'den iPhone'a aktarmayı göstereceğim ancak diğer tüm seçenekler için de yapacağımız adımlar aşağı yukarı aynı. Şimdi buradan uygulamayı indiriyoruz. Ardından install tuşuna basarak uygulamanın bilgisayarımıza kurulmasını bekleyeceğiz. Ortalama bir 2 dakika içerisinde kurulum da tamamlanacak. Sonrasında hangi uygulamadan geri yükleyeceksek buradan seçebilirsiniz. Biz burada WhatsApp'ı seçiyoruz. Sonrasında iki telefonun da USB kabloyla bilgisayara bağlanması gerekiyor bağlandığında direkt olarak uygulama algıladı. iPhone'u taktığımızda da artık iki telefonu ekranda görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde iki telefonunda yerini değiştirme imkanımız var. Aktarım yapacağımız verilerin olduğu telefonda WhatsApp ayarlarına giriyoruz. Buradan sohbetler ve Google Drive'dan geri yükle seçeneğine gelip burayı asla olarak işaretlememiz gerekiyor. Ardından continue deyip kuruluma devam edeceğiz. Sonrasında SMS doğrulaması için de telefon numaramızı yazmamız gerekecek. Aktivasyon kodunu da buraya girdikten sonra Aktarım işlemleri tamamlanıyor. Sonrasında hangi dataları telefona aktaralım? Buradan seçebileceğiz. Ben burada tamamını seçip devam ediyorum. Siz isterseniz farklı şeyleri de seçebilirsiniz. Artık telefona geçebiliriz. Burada WhatsApp'ı açıp normal şekilde kurulum yaptıktan sonra yedekleme bölümü karşımıza çıkıyor. Ayarlarda iCloud bölümünden iPhone'umu Bul özelliğini kapatıyoruz. Sonrasında Try Again diyerek bu yedeklemeyi telefonumuza kuracak. Restoring progress yazısını gördükten sonra biraz telefonun yeniden başlamasını beklememiz gerekiyor. Ardından telefonumuz açılınca WhatsApp'a giriyoruz ve bu kez tekrar çıkan yedekleme bölümünü atla diyeceğiz. Sonrasında tüm datalar kurtarılmış şekilde önümüze çıkıyor. Bence gayet faydalı ve işlevsel bir uygulamadan bahsettik. Bu adımları uyguladığınızda hiçbir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Siz de WhatsApp verilerinizi aktarabilirsiniz. Eğer ki sorularınız olursa da yorumlarda yazmayı ve bana destek vermek için de abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın.